Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu bir belgesel değil, bu bir drama. Hitchcock'un dediği gibi yani film hayatın sıkıcı kısımlarının çıkarılmış halidir, drama budur. Dediği gibi bizim de bazı şeyleri bu anlamda dramatik hale getirmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılına kadar, yani 38 yaşına kadar olan dönemini bir drama haline getirdik. O dönem bir vatan kavramı geliştiriyor. Yani vatan bizim vatanımız, hürriyette hakkımız sözüyle Mustafa Kemal'in hikayemiz başlıyor. Ama daha sonra başka bir vatan fikri zaman ilerledikçe gelişiyor kafasında. Arkadaşlarıyla olan ilişkileri, ailesiyle olan ilişkileri, sevgilileriyle olan ilişkilerinde zaten bilinmesi mümkün olmayan bir takım açık aralıklar vardı. Buralara dramatik dokunuşlar yaptık. Bu anda ne olduğunu hiç kimse bilemez. Ama biz bu karakterin duygusuna girip, onunla özdeşleşim kurup, acaba bu anda ne hissetmiştir motivasyonuyla hareket ederek bir yere ulaşmaya çalıştık. Mustafa'nın Atatürk'e giden yolculuğu ve bu memleketin kaderinin nasıl çizildiği ve Mustafa'nın etrafındaki annesi, bacısı, arkadaşı, yaveri, bütün yol arkadaşları çok insani olarak gösterildi. Bunu söyleyebilirim. In this project, I wanted to see him only through Miti's eyes, to see that romantic side of him, because I don't think that we have that many opportunities to see that from him. The other side of him is more closer to us ordinary people. And I really want to see people see that side of him. Çok sahne var Mustafa Kemal'in özünü gördüğümüz, kendisini gördüğümüz, ona temas edebileceğimiz kadar yakın hissettiğimiz sahnelerden bahsediyorum. Atatürk'le ilgili ilk defa bu şekilde canlandırılmış bir şey görecekler. Nefes aldığını gördüğümüz, sevdalandığını gördüğümüz, anasının elini öptüğünü, ıspanaklı büregi çok sevdiğini... Tamam hadi işimize bakalım. Çok kullandığı bir kelimeymiş. Tamam ben de duygulanıyorum ama işimize bakalım dediği yerler de gördüğümüz bir proje oldu aslında. Mustafa! Söyle ben Nuri. Sağ olasın kardeşim. Hadi işimize bakalım. Canlandırdığım karakter Nuri Jonker, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın ve çocukluk arkadaşı. Bütün ömürleri boyunca beraber geçmiş iki hayat. Tabii ki hayatları hep askerin içerisinde geçmiş, hep askeri disiplinle geçmiş ama sadece askerlik konuşmadıkları zamanları da göreceğiz. Ve bunlar çok bilinmiyor ya da işte hiç onlara hiç dokunulmamış. Evet, kurtarılması gereken bir ülke var, evet ya da kazanılması gereken bir savaş var. Ama günün sonunda insanız. Sevgili dostum, kardeşim, benim Anadolu'ya girişimi yasaklamışsın fakat biliyorsun ki ben istersem Anadolu'ya girerim. İmza dostun kardeşin Enver. Araları çok açıkken bile mektubun başı ve sonu dostun kardeşin diye başlayıp bitiyor. O zaman birbirlerine verdikleri değer daha da ortaya çıkıyor. Evet, aynı fikirde değiller. Evet, tamamen zıt fikirdeler. Fakat bir saygı hep olmuş aralarında. Aslında kurucu kadroda bildiğimizin dışında bir yoldaşlık bağı var. Bu çok az rastlanan bir şey. Çünkü araya bir takım hırslar girebilir bu tarz ilişkilerde. Küçük Mustafa ailesini ve vatanını çok seven bir çocukmuş. Zübeyde için Mustafa bir dünya. Mustafa Kemal'in başarı apoletleri var. Annesinin de hep acı apoletleri var. Mustafa'dan önce 3 çocuğunu kaybetmiş. Mustafa'dan sonra bir çocuğunu daha 4 çocuk kaybı var. Hatta bir tanesi Ahmet'in ölümü çok trajik. Mustafa hep cephede, Mustafa hep aranıyor. Mustafa idam edildi zannediyor. Öyle bir söylenti çıkıyor, inme geçiriyor Zübeyde. Kör oldu deniyor, Halep'e kadar gidiyor. Yaveri katıyor önüne, tek başına o dönemde. Dolayısıyla da evhamlı bir anne. Ama çok dirençli bir anne. Çok dirençli bir kadın. Çok genç yaşta eşini kaybediyor. Oğlu da çok genç, karısı da çok genç. Onları veda etmek zorunda kalıyor maalesef, istemeye istemeye. Baba travması yaşamış bir adamın bu travmanın üstüne herkesin babası olmaya doğru giden yolculuğunu anlattık. Mustafa Kemal'in bence her zaman aklındaydı babası. Çünkü istediği gibi ona veda edemedi, ona bir takım başarılarını gösteremedi. Atatürk lost his father when he was very young, and I think that is the key moment for the relationship with von Sanders, because they are in some way like father and son, or son and a father. A very, very sensitive and emotional relationship. Even they are men and even they are soldiers. Atatürk gerçekten çok ciddi, ciddiyetini her zaman muhafaza etmiş bir adam. Acaba nasıl aşık olur diye düşündük. Çünkü o da genç bir subaydı, çok başarılıydı. O zaman toplantılar ve partilere çok sıklıkla giden bir insandı. The relation between Miti and Atatürk, I saw them as one love in your life. Maybe it wasn't that deep, that relationship, or that long, but I think it was really big deal for both of them, and I wanted to see that in that way, so I can fall in love in Atatürk also, and I did. Miti helped me. Corinne aralarında çok derin bir dostluk var. Muhtemelen çok iyi anlaşıyorlar ve birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Hayatlarında 6 sene falan mektuplaşmışlar, 6 yıl mektupları var. Hangi zor durumlarda kaldığını ve bunlarla nasıl mücadele ettiğini o mektuplarda çok filtresiz görüyoruz. 28 Şubat 1914 tarihli mektubu. Corinne yazdığı bir mektup, kaymakamlığa terfisinden bahsediyor mektuba girişte ve şöyle söylüyor. Benim ihtiraslarım var. Hem de pek büyükleri. Fakat bu ihtiraslar yüksek mevkiler işgal etmek veya büyük meblağlar elde etmek gibi maddi emellerin tatminine taalluk etmiyor. Yani onun amacı mevki, makam ya da para, bunlar değil. Ama ihtirasları var. I think this is a very special one because it's about history, about one great man and the great vision he had.